Mertliği ne bozdu? Tüfek mi? Televizyon? İnternet? Mertlik zaten yoktu. Yok öyle şey. Başın dertte olacak, polisi arayacaksın. Polis anında gelecek. Hadi canım, ancak filmlerde olur böyle şeyler. Artık polis eski polis değil. Şimdi Hızır gibi şıp diye yetişiyor. Var mısın iddiaya? Varım. Hadi ara polisi. Ne diyeyim? Kocam beni öldürüyor de. Tamam. Buyurun efendim, ben polis memuru Nuri. Memur bey, kocam beni dövüyor. Öldürecek. Yetişin, hayatım tehlikede. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Birkaç saniye içinde oradayız. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Gördün mü? Ben kazandım iddiayı. Yok ya, iddiayı sen kazandın, öyle mi? Yarım sandalye. Yarım tablo. Ancak filmlerde olur, yemezler. Genelde polis olay mahalline eylem gerçekleştikten sonra ancak yetişebiliyor. Hatta geç kalıyor aslında. Bazen trafikte, bazen yolda. Her zaman bir hoş. Biraz dolu, biraz boş. Al sana bir sarhoş. Abicim, karım beni aldatıyor ya. Yok be abicim be. Karının günahını alma. Ya öyle deme. Geçen gün eve gittim. Bir takım sesler vardı. Kapıyı bir açtım abi. Aynur hop. Ulan bu herif de kim abi? Ay kocacığım. Ay tanımadın mı Turgut? Bizim mahallenin gece bekçisi bu. Sabaha kadar sokaklarda düdük çalıp yoruluyor biliyorsun. Bizim için yoruluyor. Ay sabah bir baktım kaldırımda uyuyakalmış bu. Acıdım eve aldım dedim yabancı mıyız? Gel bizde yat dedim kocacığım. Ben karınızın dostuyum. Karımın dostu benim de dostumdur. Hadi ben gittim. Ya şüpheleniyorum. Şüphelenme. Yok şüpheleniyorum. Vallahi şüphelenme. Ya şüpheleniyorum. Şüphelenme. Ben şüpheleniyorum eve. Geçen gün bir gittim. Kapıyı bir açtım. Karıcığım bak bu sefer yakaladım. Yatağında bir adam var. Sen bunu adamdan mı sayıyorsun hayatım? Ay o düşünmüş yavrucağımın önünde. İçeriye aldım yazık. Ay bak ne tatlı şey. Buna bir isim koyalım. Tekir nasıl? Tamam. Ben Tekir olsun. Ben kedi maması almaya gidiyorum. Hadi. Abiciğim ben devamlı kadının günahını alıyorum ya. Olur mu ya? Kadın orada kedi inciklerine bakıyor. Ben onun için neler düşünüyorum abi ya? Vallahi evet abi ya. Kadının günahını alıyorsun ya. Tövbe de. Abicim benim bir işim var. Meyhaneyi sana bırakıyorum tamam mı? Tamam abi. Hadi. Tamam. Peki bana... abi. Bu kedilerden başka var mıydı? Bu kedilerden camanın önünde 3-4 tane daha yavrularını besliyor annesi besliyor. Ya ben eve gideyim elektrik faturasını almamışım. Gideyim elektrik parasını yatırayım. Tamam abi. Müsaaden abicim. Ben faturayı evde unutmuşum merhaba Rasim. Şimdi bugün hemen gidip yatırayım. Ya Rasim hayırdır ulan beni? Boynuzluyor musunuz lan? Ya ben... saçmalama ya sen işkisiz kalmayasın diye ben sana iş getirdim. Evet. Karın da kapıda kalma gir içeri dedi. 5 dakika soluklanıyordun. Tamam sen de içeri girdin ya ulan. Vallahi ya abi ben kendimden utanıyorum biliyor musun? Siz benim için iyilikler düşünüyorsunuz. Ben fesatım abi. Ben fesatım. Hadi ben gittim. Eyvallah. Suç üstü yapsam ama devamlı karının şeyine giriyorum ya, günahına giriyorum ya. Rasim abi. Buyur abi. Gel abi. Semizotu salatası var mı? Var. Şimdi bana bir tane semizotu salatası. Evet. Bir tane de semizotu. İki tane semizotu salatası. Abi, efendim, ben bir tuvalete gidip geliyorum. Tamam, şimdi abicim bak bir tane
Semiz otur tuvalet. Tuvalet dedin sen, tuvalet. Semiz otur, bir tane de normal semiz otur. Ya abi sen kafayı mı buldun ya? Kafayı buldum ya, nereden biliyorsun? Söylediler bakalım. Kafayı buldum, al senin olsun abicim, hadi. Hadi bakalım ya. Karıcığım hop. O kesik baş var ya, aslında bal mıymış ha, bal mıymış. Ah, bak sonunda beni yakaladın. Ama bak ben bu durumu izah edebilirim. Ya izah edecek bir şey yok. Bu benim arkadaşım Ahmet. Ben bunu meyhanede içiyorum. Hatta şimdi o tuvalette dur, ben arkadaşımı bekletmeyeyim. Haydi ben gittim abi. Abicim sen burada tuvalettesin. Karı bana evde ayak atıyor. Yer miyim lan ben onu? Peki abi bu karıyı yakalayıp ne yapacaksın ya? Ulan bir şey var. Bir yakalasam var ya. Ya ben içime bir kurt düştü. Ben eve kadar bir gideyim abi. Hadi. Bir dakika Allah. Yakaladım. Beni bu heriften aldatıyorsun değil mi sen? Saçmalama hayatım, tanımadın mı? Bizim mahallenin musluk ustası. E bu da onun çırağı. Ay yuh artık, deve yani. Her önüme geleni yatağa atacak halim yok herhalde. Evin borusu patlamış, onu döşemeye geldiler. Tutsunun ucunu döşeyelim abi. Peki usta. O zaman Allah size kolaylık versin. Hadi. Hop ben koptum. Geçen günde duvar kağıtçısını atmış. Yatağa atmış. Hı-hı. Ne yapıyorsun lan burada diyor. Duvar kağıdı diyor. Yatağa duvar kağıdı yaptırıyor yatağın içinde. Şuhaf! Ne oluyor abicim? Döşüyorum abi. Yani duvar kağıdı. Yenge Hanım da sağ olsun yardım ediyordu. Ben izah edebilirim hayatım. İzahcık şey yok lan. Usta kendi ağzından söyledi. Hadi kolay gelsin. Hop! Ben gittim abicim. Ya abi madem karının namusuna bu kadar düşkünsün. Çok düşkünüm. Peki abi, niye karıyı boşamıyorsun? Ulan hay aklımla bir yaşa lan. Ulan vallahi hiç aklıma gelmiyor. Gel seni bir öpeyim. Gel vallahi. Valla. Ulan bana çok güzel fikir verdin.